Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve bir Guild Wars videosuyla karşınızdayım ve yanımda Manu var. Şu selam, Manu. Selam. Naber Manu? Zep Köfte senden. Direkt video başladığı gibi uçan alıya binmişsin bakıyorum. Tabii ki de. Havamı dağıtarım. İndirimden kapmışsın. Lel. Tabii ben bu tarz şeylere meraklı olmayan bir oyuncu olarak umursamadım o indirimi. Kanatları da umursamadım dikkat ettiysen. Ya ben o kanatları çok istiyordum ama şeydi. O araba ve olsa kendine sesi duyuldu arkadan. Yay! Evet. Bu videonun asıl amacı ne? Biraz hani kanalda ara ara Guild Wars videoları yayınlamayı planlıyorum bundan sonra. Onun için biraz ön inceleme gibi bir şey. Oha, görünmez olunca oyun kasmaya başladı. Hop. Aa, banner var. Ha. Banner güzeldir. Bu arada daha önce bir Common'da da oynadığımı görmüştünüz. Ha, bu arada şunu bir kazalım. Fantezisine. Ya bu oyun daha önce bir Common'da oynadığımı görmüştünüz. Orada oynama şeklim daha çok... Bu arada şu an combat değilim. Şuna geçelim. Hani bir arkadaşla beraber oynadığımızdı ve o yan karakterimdi. Şu an gördüğünüz benim ana karakterim. Engin'ar. Yani. Bu arada cidden benim bu karaktere koyduğum lakap Engin'ar. Ya olayı nedir diye soracak olursanız, Silvari diye bir ırk var oyunda. Ya ağaç bir ırk. Orada klas olarak Engineer. Engineer ve ağaç, yani bitki olunca Enginar diye bir isim buluyor insan. Yani. Bu arada burası... acaba şu an biz bir... Yo. Değil. Chest Farm map'i değilmiş. Yok, yok değil. Bir auto shovel now tarzı bir şey görünce chat'te. Burası da Guild Wars'un bir event haritası. Sürekli event olan. Para kasmak için kolay bir yol burası. Daha sonra o kadar da kolay değil, ancak daha kolay yollar var. Burada birkaç tane loot şey var, gel bunları al. Chest falan var. Ha, evet, fare çıkmış. Aynen. Baya ilerlemiş fare. Burada ölmüş ya direkt. Aynen. Acımamış. Burada baya overkill yapmışlar fareye. Abi ya, tam loot bag'in yanına geldim, kayboldu. Oh. O da iyiymiş. Değil. Neresi iyi? Benim oda iyiymişimin anlamını biliyorsun. Biliyorum. Neyse, bu kaçtı. Evet. Bu arada bu oyunun benim hakkımda ilginç bir ironisi var. Normalde hani beni izleyenler bilir. Ben normalde MMORPG sevmem. Bu oyunu bir buçuk yıl önce bir arkadaşım benim bulaştırdı bu oyuna. O gün bugündür lanet favori oyunlarımdan biri modunda. Hatta son zamanlarda iyice favori oyunum olmuş durumda. Aynen. Ama hala MMORPG sevmiyorum lütfen. O konuda ciddiyim bu arada. Sevmeye oynuyor. Yani MMORPG sevmeyip en çok oynadığı oyunlardan biri bir MMORPG olan insan. Gerçi yok, en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi de Minecraft, ancak Minecraft'ı da sevmiyorum teknik olarak. Vanilla'yı sevmiyorum. Yani. Ama bu oyunun avantajı şurada, oyun ciddi anlamda Kırpat'ın zamanında güzel bir bulduğu bir lafla hipster bir MMORPG. Normal MMORPG'ler gibi değil. O yüzden de biraz farklı. Hani WoW oyuncuları vesaire oyunda bir tuhaf hissediyor kendilerini zaten. Yani WoW'dan buraya geçen birkaç tanıdığım var ve birden
değişik geliyor onlara. Ki öyle de. Yani değişik olduğu konular başlıca olarak hani direkt görev mantığı değişik en basitinden. Bir NPC'ye görev alıp ondan sonra o NPC'ye görev teslim etmek gibi bir olay söz konusu değil. Skill ağacı biraz değişik. Level sisteminde şöyle bir değişiklik var. Aslında level tamamen süs. Yani 80 level'a çok kolay bir biçimde geliyorsun oyunda. Ki hani oyun zaten 80 level'dan sonra başlıyor biraz. Mesela bu haritaya 80 level olana kadar girmiyorsun. Ya girebilirsin de pek hoş olmaz senin için. Gibi durumlar söz konusu oyunda. Ayrıyeten de oyunun biraz komünitesi ve oyunun kendi içerisinde yardımlaşmaya yöneltmesi biraz oyunu bana çekici kılan yönlerden biri. De yani single player oynamak istediğinde de seni bir multiplayer oyun oynuyormuşsun hissine kaptırmıyor. Gayet güzel single player oynayabiliyorsun. Öyle bir oyun. Ve hani sürekli oyunun başında durmana gerek yok MMORPG'ler gibi. Ha evet. Şey olayı var hani kafana estiğinde giriyorsun birkaç saat oynuyorsun sonra çıkıyorsun 3-5 ay girmiyorsun. Şey kaybetmiş olmuyorsun yani. Ha, altı üstü sadece tonla güncelleme gelmişse onları bir inmesini beklemek için bir saat bekliyorsun. O kadar. Yani öyle bir yapısı var oyunun. Yani genel olarak oyuncuyu cezalandıran değil, tam tersi oyuncuyu ödüllendiren bir oyun kendisi. O yüzden de kendini zorlanmış gibi hissetmiyorsun da kendini rahatlamış gibi hissediyorsun oyunu oynarken. Ya, oyunun zorlayan kısımları var. Legendary item craft etmeye kalkışırsan bayağı zorlanıyorsun. Biri burada chest farm mı yapıyor lan? Evet sanırım biri burada chest farm yapıyor ancak işin saçma yanı burası event farm. Look at this. Yani. Event map. İlginç. Ya bu bölgede chest farm diye bir olay var da o da bir değişik bir kolay para kazanma yöntemi. Yaz bu yeni build'da azıcık bir yandan sinirime dokunan bir yandan da hoşuma giden bir olay var. Evet. Dikkat ettin mi? Damage vurduğumda bir şeylere yanımda bir adet healing pack ile bir adet mayın beliriyor bazen. Evet evet. O. Benim çok işime yarıyor ya. Senin can ben zaten 2 gıdım. Abi 13k canım var. Benim de 22k ama ne öyle bir şey. Not ikimizde medium armoruz ama. Yani medium klasız. 23k'ymış bu arada. Arada 10k can farkı var. Ama klasman olarak aynı düzeydeyiz. İkimizde medium armorlu. Ya oyunda build'lar bu kadar fark ettiriyor. Bir de benim oynadığım klas Engineer genelde pek tercih edilen bir klas değil. Saçma bir biçimde. PvE için pek tercih edilmiyor ya. PvP'de çok... PvP'de tercih ediliyor. Gene tercih edilmiyor çünkü oynaması orada da biraz zor da. Ya oynayan bayağı... Öleceğim lan. Evet. Odunda. Kendi ben çok başarılı bir PvP oyuncusu olmasam bile gayet rahat. Guardian'ları falan al. Teke tekte çok rahat alıyorum. Senin klas özellikle iyice kolay. Manu bir thief. gizlendikleri takdirde biraz zor oluyor thief'ler ama denk getirdiğinde anında bu muymuş. Ama denk getirebilirsin. Bu arada bugün yaptığımız fraktalda var ya. Şu healing pack'ler benim sürekli en son ölenlerden biri olmamı sağladı. Düşen.
arada bu build'ın da olayı şöyle, normal damage, saf damage olarak çok az bir damage vuruyor. Fakat damage burada tamamen condition'dan geliyor. Yani condition nedir diye soracak olursanız bleeding'dir, zehir, kanamadır, zehirdir, şudur budurdan. Diğer MMORPG'lerde çoğunlukla dot olarak geçer, damage over time. Saniye başına hasar veren şeyler, negatif etkiler. Yani. Şey de deniyordu onlara ya, neydi? Buff'lar, pozitiflere buff debuff deniyordu, negatifleri de... Ha, debuff, aynen. Aynen. Yani debuff üzerine kurulu bir şey ki zaten bir condition engineer'la denk geldiğiniz takdirde PvP'de her daim şey, en fazla condition damage vuran ödülünü maçların sonunda bir engineer alıyor. Hmm. Condition engineer'sa. Eğlenceli bir class, tavsiye ederim. Zordur ama uğraşmaya ben, değer. Ben de açmayı planlıyorum bir tane. Ya zaten senin kanına baya baya girdim ben. Hem Cursed Shore'da farmı rahat oluyor. Ha evet, şey, farm konusunda sana bir build önereceğim. Farm için baya rahat bir build. Ki engineer... engineer iyi ayarladın mı aşırı hızlı bir class. Hele bir açayım da engineer'i bir kasayım da önerirsin. Şöyle bir durum var, kendime aralıksız swiftness basabiliyorum. Ve şey, toolkitler değişince bana 20 saniyelik swiftness veren bir şey var ve onun cooldown'u ise 20 saniye gene. Yani swiftness'ın bittiğinde onun cooldown'u geri gelmiş oluyor ve ben de şöyle bir şey yapmış olabiliyorum. Zaten toolkitleri 3 saniyede bir mi ne değiştirebiliyorsun? Ha, öyle bir şey olması lazım. 1 saniye. 1 saniye. Evet. Yani toolkit'in cooldown'ı 1 saniye. Silahlarınki 3 saniye ancak engineer'da silah değiştiremiyorsun. Onun yerine toolkit değiştiriyorsun. Silahların 3 saniye değil ya, 10 saniye. Class'tan class'a değişiyor. Warrior'da 3 saniyeydi. Ya yeah, ben 10 saniyede bir değiştirebildiğim için. Ha. Ya az önce ya ben saniyede değiştirebiliyorum teknik olarak. Senin de bir tane silahın yok ki. Kaç tane silah var sende silah seti? Kit olarak bende şu an kendi silahım var ve bunun yanı sıra iksir tabancası var, flamethrower var ve mortar var. Yani bayağı bir teknik var. Teknik olarak 5 farklı silah kullanabiliyorsun. Hatta ve hatta aralarına toolkit'e de ekleyeyim. Evet, 5 tane kullanabiliyorsun. Hatta 6'ya çıkabilirsin çünkü kit olan bir healing skill de var. Hadi ya. Evet, med kit. Ve şey, o da bayağı buff veriyor. Sağlam bir support kitidir kendisi. Ya hem şu yere bıraktığım heal kitler var ya. Aha. Onlardan summonluyor olayı. Hem de şey, buff veren birkaç skill'i var. Swiftness'tır, regeneration'dır, şudur budur veriyor. Might veren var aralarında. Ha, şu yukarıda bir event varmış. Neyse onu da... Ama onu halledelim biz. Gel. Yeah. Şey, wine yapıldığında millet rahatça buraya geri gelsin. Arkadaş. Neden? Neden öldün? Ya ne yapayım, çok kırılgan. Sen bence neden başka bir build'a geç. Abi bu build'le pek alakalı değil ya. Şey olarak 4 armor kullanıyorum ya. Utility veren bir şey i̇şte, yok. Bu build'de de zaten utility veren pek bir şeyim yok ya. İşte Zerg build'ını değiştirme anasını dedim.
Abi o zaman dümeye çıkaramam ki. Bir assassin dümeye çıkaramadıktan sonra ne işe yarar? Doğru. Sana. Yani biraz daha dengeli bir... Yani trinket'larla falan dengelemeyi deneyebilirsin. Onlara bakacağım. Çünkü hani çok fazla ölüyorsun. Ya çok fazla ölmemin nedeni bir de şey yapmıyorum. Utility skill'lerim falan tam ayarlı değil şu an. Ha. Bir de PV'ye de çok şey yapmıyorum yani böyle. Ölmemeye kasmıyorum. Ben genelde PV'yi oynadığım için. Ben az önce WWW'ye gittim. Doğru 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 evet. Gittim. Bir tane şey geldi. Mesmer geldi. Evet. Görmemle ölmem bir oldu. Ne? Görmemle ölmem bir oldu. Adamı gördüm sonra öldüm. yani bir saniye içinde öldüm. O da iyiymiş. Eski build'ımda bende de biraz öyleydi. Rabbit build'iydi. O kadar dayanıklı değil. Daha ofensif ancak defansı o kadar güçlü değil. Şimdi dire build'ı kullanıyorum. Daha defansı güçlü. Gel şunları teslim edelim. Yeterince olmuştur. Evet olmuş. Yarısını ben vermişim. Diğer yarısında sen de aynısın. Aynen. İki kişi tamamladık işte görevi. Manu? Efendim? Nirdesin. Geliyorum. Mob kesmeye dalmışım ben. Ha. Bakalım. Level up diyeceğim. 80 level zaman hala level up diyoruz. Onun konsepti de ilginç burada. Şey, level atladıkça shard veriyor. 80 level'dan sonra. Güzel oluyor. Pack bull varmış. Ya sana bir healing basalım. Bu arada şey, Condition Engineer'dan önce de Support Engineer oynuyordum. İksir odaklı. O nasıl? Zevkli mi? O da keyifli ancak bu kadar değil. Condition daha bir troll. Ya İksir'de daha çok... Indigo'da Legendary varmış. Yarışalım mı yakışıklı? Olur. Ama Indigo hangisi ben bilmiyorum. Ben böyle senin biraz önünden takip ederim seni. Efendim? Ben böyle biraz önünden takip ederim seni. Indigo hangisi bilmiyorum çünkü. Burada pek takılmadığım için. Bakalım nerede? Legendary. Burada olması lazım bu Legendary'nin. Önde falan mı acaba? Yok, yanlış haber. Yok, doğru haber. Tamam. Hadi. Kafa attım bu. Bir şey de bana kafa attı. Ve en sonunda ben de düştüm. Yay! Ve beni kurtarmaya gelen adam da düştü. Evet. Diriltme sırası onda. Bu arada hazır gelmişken bir yeni kanal hakkında da tekrar bir duyuru yapalım.
Isaac videomda da bahsetmiştim ancak burada da azıcık bahsedeyim. Yeni bir kanal açıyorum bir süredir. Onunla bayağı meşgulüm. Yani onun videoları biraz daha uzun sürede hazırlanan videolar ancak bayağı hoş videolar. Yani hoşunuza gideceğini düşündüğüm. Basitçe bir şeyler inceleyeceğim. Ama oyun değil. Yani kanal oyunla alakalı değil. Kendi başka bir hobim ile alakalı. Göreceksiniz kanal çıktığında. Tahminleri beklerim hani. Bakalım kimler doğru tahmin yapabilecek. Ben de tahmin edebiliyor muyum? Sen kanalın ne olduğunu biliyorsun lan. Ya. Çok adaletsiz olur ha. Ödül yok, bir şey yok abi. Yani. Olsun ama. Ha, ödül vereceksen fake hesapta şey yaparım. Kardeşime falan yazdırırım ödülü yani. Ona bakarsan ödül verecek olursam ben Gülser'e yaptırırım. Kardeşleri işin içine sokuyorsak. Evet, biraz da yıldırım çaktıralım. Ben öldüm. Neredesin? Bir yerde arkada. Hah, gördüm seni. Naber? İyidir, sen de. İyidir işte. Bak, bakıyorum bugün bayağı ölüsün. Acaba benim trade'ler PvP trade'inde mi kaldı? PvP'ye zaten ayrı build verilmiyor mu oyunda zaten? Yok, VVV'ye gittim ya. Ha. Oraya giderken değil. Yok, orada da build ayrı olarak ayarlanıyor ve lanet. Şu elman seni kaldırsın, ben şunlarla ilgileneyim. Tamam. Öldü. Kalkabildin mi? Bir şey atmadı. Kalkın sen. Alabildin mi sen ödülü? Ödül derken? Her şey chest'te. Yok. Aa. Ha yok, aldım. Ha tamam. Bir parça falan verdi. Tamam, güzel. Yani. Bana bir death rare verdi. Direkt sattım bunu. Magic Find'ın kaç? Magic Find'ım bakayım, çok yüksek değil. Yani bonuslu haliyle şu an, yani şey, buranın 5 stack'li bonusuyla 292. Oo. Yani normal hali 114 mü ne, öyle bir şey olması lazım. Benim normali 90, şu an 265. Bakın bu videoya şey, Breach'i falan sığdırabiliriz. Bu arada gel Emre geçelim. Thanks for pitching in. Ya dur, burada kal. Red'e geçelim, gel. Çok fantastik bir olay yapacağım. Red'de hangisi vardı? Ya dur, Red'e değil de direkt zamanımız var. Emre geçelim. Şey, dördüne de uğramaya çalışacağım. Olay o. Öyle bir olay yapabiliyoruz. Bu sayede dördünden de ödül alınıyor. Evet, ölünce chest bırakmıyorlar. Şey, event sonrası verilen ödül var ya hani, o tarz bir ödül bırakıyorlar. Bu arada tool değiştirirken de darbe koymaya bayılıyorum. Evet,
Evet, zamanlama güzel. Tam Breach'e denk geldik. Aynen. Azıcık demir çukurup çıkacağız. Tamamdır. Gel Blue'ya. Neredesin? Aha, arkandasın. Tamam. Evet, bu şekilde bir Breach olayımız var. Bunda bizim guild'dan bir eleman öğretmişti. Adını unuttum. Guild'dan da aşağıdan arada sohbet dönüyor. Sanırım birileri parti falan kuruyor. Evet. İnelim bakalım. Vuhaley! Bakalım. Gel şu yönden. Gelin. Bu yönetmiş. Tamamdır, gidiyoruz şimdi. Ve kapı çalıyor. Kapı açılıyor. Evet. Sanırım videoyu o zaman Breach'lerden sonra bitirsem olabilir. Ya da bir kapı kapatsam güzel olabilir. Evet. Bosslardan biri ölmüş bu arada. İkincisi de öldü. O bizim uğradıklarımızdan biri öldü bu sefer. Evet. Ya buradakilerden biri öldü. Burada iki tane spam oluyor çünkü. Ya da kırmızıdaki öldü. Ama kırmızıdakinin öldüğünü sanmıyorum. Buradakilerden biri ölmüştür. Evet, buradakilerden biri ölmüş. Ve bunlardan cidden nefret ediyorum. Bu arada şunu... Neredesin sen? Burada. Bunları açmayı unutmuşum. Açılsın şimdi. Şimdi buradan da çıkalım. Hadi Red'e yetişmeye çalışalım. Gözüküyor orada. Hemen bakalım. Red'e yetişebileceğim gibi. Bitti mi orası? Bunu? Tamamdır. Ben Red'deyim. De Red'de de çok az bir şey kalmış. Yetişemedim Red'e. O zaman buradan da Vine'a geçiyoruz, ancak siz izleyiciler bize katılamıyorsunuz orada çünkü video yarım saate ulaştı. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler, köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler ve daha fazla Guild Wars videosu merak ederseniz eğer, yani isterseniz eğer, ne yapmanız gerekeni biliyorsunuz, yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ayrıca artık bunu videolarda yapmaya başlayacağım. Açıklama kısmında Patreon ve G2A linkleri var. Oralardan bana destek olmak isterseniz neler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz.